Oyunda şu anda 5 tane karakter var. Aynı zamanda Türkçe dil desteği de var. Bu arada en önemli değinmek istediğim şey oyuna dair. Mesela bak Dead by'ın genel olarak yani aktif olarak oyuncusu 60 bin 40 bin falan oluyor. Hatta ben lobi beklerken bakıyorum ya kaç bin oyuncusu var, niye bu kadar bekliyoruz diye. Bu oyunun 1000-2000 arası bir oyuncusu var. Ve sabah 4 gibi falan arattım ben oynarken. O kadar hızlı oyun buluyor ki, yani şeyi tekrardan hatırladım. Yani sorun Dead by'daymış. Hala ses fazla mı? Ama burada öyle durmuyor. Benim sesimin çeyreği kadar. Bu abla şeye benziyor. Kiernan'a. Gamer Girl diye bir şeyim var. Hakaret olarak algılıyorum bunu. Bir tek bu skin açık. Bunların diğerlerini nasıl açıyoruz bilmiyorum. Nasıl açılacak hiçbir fikrim yok. Neyse temelde kalsın. Bunu beğenmedim ben. Ben de işte geçenlerde bir yeni katile denk geleyim diye girdim dedi. Baya yok. Vazgeçtim. Bu abla var. Bu ablayı sevmedim. Bu şeye Lucio'ya benziyor Overwatch'taki. Bu abla tatlı. Bir de böyle okulun zengin ama gerizekalı çocuğu gibi bir tipli biri var. Katilleri burada göremiyoruz. O biraz rahatsız edici. 4-5 tane falan katil var sanırım. Bunlardan bir tanesi de Nun filmindeki abla. Diğerleri bir şeyler miydi hiç hatırlamıyorum. Herhangi filmle dair bir şeyleri var mı diye de. Hepsinin ayrı özellikleri var, klasik. Katili oynamak istemiyorum. Bir Survivor girelim bakalım. Bak şimdi çat diye bulacak oyun. Beni yalancı çıkarma. Müzik sesi biraz kısılabilir çünkü oyunda fazlaymış gibi geliyor müzik sesi. Ay buradayken. Ya bak sıfırlama ayarları. Ya Dead by'da 15 dakika falan beklediğimiz oldu. Artık uyuyasım geliyordu. Random veriyor ya. Killer Survivor seçebiliyoruz. Bundan mı bahsediyorsun? Yani hepsini de aratabilirsin. Ben şu an Survivor arattım mesela. Şu an harbiden ilk defa bu kadar uzun sürdü bulamaması. 30 saniyede buldum ben toplamda. Hoş geldin Darksel. Seçiliyor bak tümünü aratabiliyorsun daha hızlı bulmak için ya da Survivor katil seçiyorsun. 4 ya da 5 tane map'i var. Bir Dead by'daki gibi aynı yine mısır tarlalı bir map var. Orada da lanet. Burası da aynı şekilde lanet. Ama bu oyunda ekstradan şöyle bir şey var. Yine jeneratör mantığı gibi jeneratör değil ama bir şeyler işte tamir etmeye çalışıyoruz. 5 tane. Sonra işte kapı var. Kapıyı açıp kaçacağız. Ama aynı zamanda ne diyecektim? Aynı zamanda objelere dönüşebiliyoruz. Birazcık Witcher havası da var o yüzden. Objelere dönüşme şeyi beni biraz huzursuz etti. Aha bağlanıyoruz. Hoş geldin Onur. Ben katil oynayayım dedim. Ha burayı ilk defa oynayacağım. Katil oynayayım dedim, ağzıma vurdular. Bu arada bu yükleme kısmında FPS çok düşüyor. Niye bilmiyorum. Burası bu kısmı sorunlu. Şu map'i gördüğümüz yerde yerlere düşüyor. Hatta çok korktum. Aa dedim optimizasyonu sorunlu herhalde falan diye ama oyun için herhangi bir problem yaşamamıştım. Tek sıkıntı her ayarlara girdiğinde oyun kendi kendine şey oluyor. Ayarlarını sıfırlıyor. İşte harikaya çekiyor kendi kendine. Ben bu abla olmak istiyorum. Aa, bu katile de ilk defa And oynayacağım. his name is John C. Witcher'ı sola da oynarsın. Emre teşekkür ederim Prime'ını bana bastığın için. Kendimi çok özel hissediyorum Prime'lar basılınca. Evet, yayındayken bir FPS problemi var hafiften. Şöyle yapsak. Katil Bey gelmeyin lütfen. Yuh, laps diye düşürdün mü? Çok hızlı oldu. Ha, oyunda para mantığı var sağ üstte gördüğünüz. Hayda. Ben niye kısa bacaklı gibiyim? Hayda.
Artık şekil değiştiren mi? Evet. Şekil değiştiren abi. Ablam geldim. Hook yerine böyle sandalyeler var. Bunları oturtuyor sizi. Neye dönüşsem? Teşekkürler Emre. Baba katil bey o. Bu işte bir şeylere dönüşme olayını çok fazla sevmedim gibi. Çünkü Witcher'da da çok beceremiyordum. Abi selam. İmdat ayol. Arkadaşımızın şeyine bürünüyor. Ya zor katil geldi. Beni salar mısın? Git başkasına. Ha ne diyordum? Böyle sağ üstte şey var işte. Hilal gibi gözüken şey var ya. O bizim para birimimiz. Onlarla kutulardan işimize yarayacak şeyler alabiliyoruz. Hoş geldin Kren. Evet. O şeyleri onu arıyoruz. Katil mi? Değilmiş. Jeneratör yapamadık ama. Bin olunca kutu açabiliyoruz. Bir de skill checklerde o işte küçük alana tutturursan daha fazla para veriyor vesaire. Burada kutular nerede bilmiyorum. Bu map'te ilk defa oynuyorum çünkü. Buraya gelecek. Bu katil de objelere dönüşebildiği için biraz sıkıntı. Kutularda ne çıkıyor? Ya medkit çıkabiliyor yine. Flash için bir şeyler çıkabiliyor. Hoş kız. Jeneratör yapın. Burada ses yukarıdan mı geliyor, aşağıdan mı geliyor onu anlamak çok zor. Katilsin değil mi sen? Al beni. Hayır. Hayır. İmdat. Nasıl bitiyor Survivor olarak? Ya hani yukarıdaki süremiz var. O süre içinde jeneratörleri yapmamız lazım. Her jeneratör yaptığımızda ekstra dakika ekleniyor. Eğer... Ay. Dakikalar içinde bitiremezsek bir tane jeneratör zaten o zamandan dolayı ölüyoruz. Buzlu Min, hoş geldin. Ya da Buzlu Min. Allah yavaş mı çocuğum? Ölmek var, dönmek yok. Geliyor, manyak geliyor. Kutuları bulsam da bir tane göstersem size kutu açılımı nasıl oluyor diye. Aha para. Öldü bizimki.
Map'te kutu mu yok kardeşim? Kız Allah seni kahretmesin. Medkit'im bitti. Ya işte kullanabileceğin bir şeyler çıkıyor. Allah. İlkokul arkadaşınla. Ay. Allah'ım çok büyük bir şeye dönüştüm. Hayır. Bardağa dönüşecektim. Emre hatırlayamadım ben seni, özür dilerim. Yine AD var. Emre Prime'ını geri alacaktım şimdi. Sesler bir tık kısılabilir. Aksiyonlar da yükseliyor fazla. Emre. Oyun ayarlarım en düşükte, ayarlar menüsüne girince sıfırlanıyor. Tekrardan yükseğe çıkmasın. Allah razı olsun ablacığım. Ha para. Allah. Benim sandık bulmam lazım ya. Medkit falan bir şey çıksa bari. Nerede kardeşim sandıklar? Bir tane kamera çıktı. Flaşlıyoruz bayağı katili. Bu ne? Görünmez ve hızlı olmamı sağlıyor. Okey, yine kamera çıktı. Allah belanızı versin sizin. Bana heal lazımdı. Okey, bir jeneratör daha yapıldı. 2 dakika eklendi. Hiç önemli Emre, evet. Sen katilsin değil mi? Lan sal beni be adam. Çok güzel. Kız nasıl hatırlayayım? Başakşehir'den çok fazla insan tanıyorum. Aa Emrecan. Oha! İlkokul arkadaşım Emrecan mı? Şey olabilir chat. İlkokulda kafasına vurduğum biri vardı falan diye. Hayır ya, RP yapmıyorum. Hatırlıyor musunuz? İlkokuldaki platonik aşkım Emrecan çetime gelmiş. Heyecanlandım. Öyle bir şey vardır ya hani kızlarda. Böyle hoşlandığını belli etmemek için kafasına vurarsın. Evet işte o Emrecan. Anlatmıştım Emrecan, senden bahsetmiştim. Kafana vurmuştum ben senin, sonra doktora gitmiştim. Hatırlıyor musun bilmem ama hafıza kaybına ulaşmış olabilirim biraz. Çok küçüktük o zaman. Kız Emrecan'ın hiç haberi olmadı. Merhaba, kolay gelsin. Bana medkit lazım. Unutmuş olabilir. Ben şeye gideceğim tekrar. Anda. Buradan. Burada bir tane sandık var ya da ben bulamadım diğerlerini.
Ay gözüküyormuş zaten. Ay şişe olmak çok zor bu hayatta. Ne olur medkit var ya. Ya aman. Yapacağınız işe sizin. Ayda. Fark etmiyor çok fazla. Şişe dik durabiliyor mu? Durabiliyor. Aha. Durduk. Kız benim, ben insan. Allah. Hayda. Galiba bayılacağım. Kitap al, kitap. Kitap al. Üsttekilerin hepsini yapmışız, hepsi aşağıda kaldı. O yüzden yani bitiremeyeceğiz bunu. Acı çekiyoruz şu an. Aramda yok ki, burada da bak sandık varmış. Bunu bitirsek. Oo, yarılanmış ki. Benim canım zamanla arttı mı ya? Hoş geldin Dick. Ya dümdüz kitap be. Bilmiyorum ki, katil de olabilir. Güvenemiyorum. Şekil değiştiren katil gelmeseydi iyiydi. Param var mı benim? 925. Bir yerden para bulabilir miyim? Aha bulabilirmişim valla. Burada da sandık var. Ya üf. Can verecek bir şey istiyorum ben. Hiç daha hızlı onarıyor gibi değilsin ama olsun. Hoş geldin Fate. Aa kolay gelsin. Katilsiniz değil mi sen? Değilsin, tamam. Oha kaç kere kaç tane şekil değiştiriyorsun ama? Nasıl ve neden objelere dönüşüyorsun? Oyunun mantığı öyle. Witcher'da da var ya hani cadısın. Eşyalara dönüşüyorsun falan. Evet, bizden birilerini de fakeleyebiliyor. Bu katil çok zor. Evet, tamir ayağı ya da işte benim yanıma gelip beni kurtarıyormuş gibi falan da yapabiliyor. Baba bunu yani güzel oyun, güzel oyun. Oyuncu sayısı işte az tek sıkıntı olarak. Umarım ama şey yaparlar yani. Bence çok keyifli oyun.
Bir de maçlar biraz fazla uzun sürebiliyor, darlama özelliği var onun biraz. Evet, grafikleri tatlı. Diğerini de düşürdü, hiç hoş değil. Kardeşim, yardım eder misiniz? Bir tane medkit çıksaydı her şey çok daha farklı olabilirdi. Hello Neighbor da güzeldi ama bu oyunun daha fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben. Öldüm. Bir de bence şey yapmalılar. Sona kalan kapı açabiliyor mu bilmiyorum ama açamıyor sanırım. Sadece daha hızlı onarım yapabiliyor. Sona kalan komple direkt kapıyı açabilmeli. Bir de şu an grafikler en düşükte oyunun ama gayet mis gözüküyor. Böyle bir şey de var. 12'ye falan kalınca etkisi bayağı azalıyor mu özellikle? Yani. 3 asistim var. Bana puan verin. Güzel oynadın şerefsiz. Dört kere sersemletmişim. Fena oynamadım ha. Hiç başka birileri gelir de onları görürüz. Hepsinin işte farklı özelliği var. Bir işte Nanda bağırıyor. Seni stanlıyor gibi bir şey oluyor. Ayarlarım bozulmaz inşa ama. Azıcık düşürsek. Dün. Puan verme olayı aynı Overwatch'taki gibi. Takım arkadaşlarına da şey yani. Overwatch'ta da şey var ya, birine fazla oy verince öne çıkıyordu. Ne oluyor bunda bilmiyorum ama. Yine öyle işte hani iyi oynadı falan gibisinden artı puan verebiliyorsun da kimsenin kullandığı yok şu an oyunda. Evet, güzel karakterler. Bu skinlerin nasıl açılacağını falan şey yapsalar aslında. Gösterseler hiç fena olmazdı. Nasıl açılacak bilmiyorum çünkü. Kilitliler ama neye göre açıyorum? Puanım falan mı birikiyor? Takım girme bilmiyorum ki, vardır herhalde. Bir fikrim yok birini nasıl davet ediyorsun ama. Az önce direkt Billie Eilish. Hangisi? Bu mu? Ben bu ablanın bu halini şeye benzetiyorum. Kiernan'a. Şey vardı ya. Sabrina'nın dizisi. Oradaki başroldeki kıza benziyor. Hayda, yine mi aynı yer? Farklı bir map gelsin be. Konsa bak. Ha yok, farklı yer, tamam. Burada bir kere oynadım. 3 saniye falan yaşadım. Ha bir de şey, Resident Evil'daki abla da var. Az önceki aynı değil mi katil ya? Miss ablaya mı benziyor? Yok be, onun surat yapısı çok daha farklı. Vampir abla var. Nesne yeteneği, doğrul. Hayatta kalanlar katilin kafasının üstüne zıplayarak onu sersemletir. Sersemletebilir. Güzel. Çiftle doğru mu? Çiftle de koşuyor mu aynı zamanda? Direkt jeneratör.
Neye dönüşürüm? Buna dönüşebilirim. Allah beni kahretmesin. Buna dönüşebilirim. Hip olabilirim. Ay sok. Allah'ım ya Rabbim. Bastım şey sanıp. Etrafta da dönüşeceğim bir şey yok. Lan sandalye değil, hot dog. Bence güvendeyim. Hep aynı kartla denk geldiğimiz için çok bir şey diyemiyorum. Bazılarının yerini gösterme özelliği gibi bir şeyleri de falan vardı sanırım. Ya da işte bir şeye bürünmüşken seni o moddan çıkartabiliyor muydu? Neydi? Okudum katili oynarken hepsinin özelliklerini de. Hatırlamıyorum. Nice. Bir jeneratör tamam. Bu sefer kaçacağız gibi be. Yok ya, bu abi ben ilk defa denk geldim. Geçen gece işte oynadım 4-5 maç. Hiç denk gelmemişti. Bu abin de şekil değiştirebildiğini Eren'den gördüm. O oynuyordu. Aa, böyle miymiş bunun özelliği? Çok bir şeyler uçuyor burada. Kendim güvende hissetmiyorum. Saçma bir şeyler oldu. Hadi oturttun mu? Ne yaptın? Kurtuldu üstünden. Hayda. Şeye benziyor. Leviathan'a. Supernatural'daki. Çekleri daha hızlı. Ay katil sandım ben seni ama. Merhaba. Biraz paniklemiş olabilirim. Bunu olmayın bu ördeğe. Koyunlarla sandıktan bir şeyler alıyoruz. Tamamlanmıştı. Allah. Ya sıkıştım.
Bunu da ben bitireceğim gibi. 2 dakika daha eklenecek. 9 dakika olsak. Kombi jeneratör yaparız herhalde ya. Geliyor. Lan anladık, tamam. Hayda. Kapılar nerede ki? Gösteriyormuş. Birini kapının önünde düşürdü. Allah. Direkt bastı gitti ha. Help. Ay sen de salaksın ha, gidiyorum ben. Bir şeye dönüş, bir git, bir şey yap. Oturuyor orada, sonra düşüyor, sonra spawnlıyor herp bir. Sana verirsek ne oluyor? Farklı bir katil gelse ya bu sefer. Ya oyunda oturma sesi var, evet, gereksiz şeyler. Katil oynamayı gözüm yemiyor. Ama deneriz be. Bu arada drop olmuş bir ara minik minik. Bu arada oyun sesli konuşma da varmış sanırım. Kaldırmışlar. Geri ekleyelim mi diye sormuşlar. İnsanlar evet demiş. İstemiyorum ben sesli konuşma. Bu tarz oyunlarda çok kötü oluyor sesli konuşma. Yani direkt oynamayı bırakma sebebi benim için. Hoş geldin Walker. Evet, herkes Billie Eilish dedi. Hintli aksanı yapamam da Rus aksanı deneyebilirim. Zaten benim normal İngilizcem de hafif Rusçalı. Yine kampta oynuyoruz. Denk gelemedik diğer maplere. Aha, ne olur bu olsun. Hayır ya, herkes bunu oynuyor. Hayda, bir tane farklı katille oynayamadık. Ha, bu arada şeyler var. Banner Manor Frame Mount'ı Rocket League'deki gibi. Teşekkürler oyun. Osurma sesi eklediğiniz için oyuna.
İnanıyorum ben. Bir sonraki maçta farklı katil gelecek. Aynı şeyden bu arada en az 3 kere falan atabilmeleri lazım bence. Çünkü spam çok rahatsız edici. Sürekli sandalyenin önünde düşüp erp diyen kız gibi. Ay bitireceğim galiba. Vallahi bitti. Küçük bir obje. Şeyler. Ah be, 25'im eksik. Bir yerden altın bulsam. Ha, şurada altın var. Bu ne? Maymuncuk. Aa, sandalyeden kaçmamı sağlıyor. What the fuck? Bunların base jeneratör yapacağını sanmıyorum. Biraz salak bir takıma denk geldik büyük ihtimal. Şey var bu arada, katil kamp yaparsa görüyorsunuz o aurayı. Normalde Dead by'da şey var ya, Kindred olması gerekiyor asılan kişinin etrafını görebilmek için. Böyle bir özelliği var, kırmızı gösteriyor katili kamp yapıyor diye. Var. Solo oynarken o yüzden özellikle şey yapıyorum ben. Kindred alıyorum ki kimse gelmiyor yoksa. Yani takım hiçbir şey yapmıyor gibi de. Bakalım. Otuz saniyesi var. Yani gitmem zaten 30 saniye. O yüzden yakındakiler kurtardı. İyi. Yanından geçene bakayım derken, ya kurtarmamışlar ki. 20 saniye. Sen katilsin değil mi ya? Katil gibi geldin ama. Biliyorum, hep bunu yapıyorsunuz. Yedim aynı şeyi. Ha.
uzaklaşsın, kendimi kurtarırım ben diye düşünüyorum ama geliyor galiba bizimki. Yes. İyi, kullanmayayım o zaman şimdilik. Selam canım. Bu ne be? Aaa, katilin saldırılarına karşı bir seferliğine korur. Ilginç. Param yok. Lan salar mısın beni ya? Hile mi varmış oyunda? Hadi ya. Ben öleceğim gibi bu oyun ya. Aslında pek bir halta yaramıyormuş açıkçası. Ya her oyunda hile açıp da amaçlıyorlarsa işte kazanma şeyisi. Geliyorlar, son seferde şey yaparım kendime. İlk lokumu kullanırım gibi. Ya da bilmiyorum. Ha, ya da üçüncü şeyde ölüyor muydum? Galiba ölüyordum. Avuk olarak devam edeceğim hayatıma. Şuradaki jeneratörü yapayım bari. Belki 1000 yapınca medkit çıksa, kendimi heal'lasam, bir şeyler bir şeyler. Kurtarmaya gideceğim. 950'de kaldım. Aferin. Ara mara var mı? Allah. Ablacım niye spamlıyorsunuz ya? Ben gidiyorum, sandık açacağım ya. Gördün mü beni? Meh. Bizim takım mal biraz. Burada neye dönüşebilirim? Termos olabilirim. Kitap var, böcük var. Hoş geldin Rotrodes. Son bir kaldı, bitiremiyoruz. Katil diye düşündüm de değilmiş.
Devi normalde görsem döverim bu arada. Öleceğim bitiremeden bunu. Hadi be. Neredeymiş kapılar? Sen öldün. Biri orada. Bu tarafta galiba. Aynen burada. Aha medkit. Oyun sonu verdi. Hayır. Bana yetişir mi? Açar mıyım? Basıp gideceğim çünkü umurumda değiller. Ne kadar uzun sürüyor açılması? Gür. Düzelsin diye. Ya ben şey istiyorum aslında düzelmesinden öte yani şu an tek kendileri zirve durumunda bu tarz oyunlarda biraz böyle şey olsunlar, korksunlar, hani oyunumuz kötü diye kabul etsinler istiyorum. Çünkü her açıklamada bugüne kadar çok iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz falan diyorlar da. Oyun mu geliştiriliyordu? Vallahi işte aralığın birinde falan çıkmış olması lazım sanırım. Minik minik patchler gelmiş. Yarın da bir tane patch gelecek. Sesleri geri getirecekler falan. Ama yani tabii ki de çok fazla eksiği var. Daha bir sürü map gelebilir, karakter gelebilir, karakter özelleştirmeleri gelebilir. Onunla şey. Çok yeni, çok yeni. Farklı bir katil gelsin artık ne olur ya. Dur bakayım. Neymiş mesela yarın geleceği upgrade. Perk olayı katillerde var sadece perk olayı. Survivor'larda herhangi bir perk yok. Survivor'ların zaten hepsi şeye dönüşebiliyor. Objelere dönüşebiliyor falan. Ses geri geliyormuş harbiden. Anti-tunneling ayarlaması yapılacakmış. Bulanık texture'lar düzeltiliyormuş. Optimizasyon geliştirmeleri yapılacakmış. Bug'lar falan düzeltilecekmiş.
Galiba yeni katil de getirecekler de anlamadım. Bir tane bir şey paylaşmışlar da. Roadmap paylaşılmış. Aralık ayı için, yani bu ay çıktı zaten oyunda. Aralık ayı için işte şey, başlangıçta oyun içi loot boxlar ve yeni skinler. Daha sonrasında yeni map, yeni katil ve oyun fixleri diyelim. Ben doğru hatırlıyorum değil mi? Aralık'ta çıktı bu oyun. 1 Aralık aynen. Ya yeter. Başkasını oynayın ya. Oo. Aha, ne olur bunu oyna. Bu abla da çok sinir bozucu bu arada. Bir tane karakter var. Blight gibi böyle hızlı bir şekilde üstüne koşabiliyor. Yani katil çok mu kötü? Az önceki mi? Sürekli ona denk geliyoruz, o yüzden sıkıldım. Ya sesler var. Ben ready'ye basmamışım. Millet beni bekliyormuş. Aferin bana. Sakın olan. Bu yeni seçtiği zaten. Aha geldi. Olabiliyor böyle kısa süreliğine de. Başka neyi vardı hatırlamıyorum. Anlamadım Cüneyt'in aradığını. Yani katil de Dead by Day'dekine çok benzer olduğu için mi? Alakası yok çünkü Resident Evil'daki vampir abla var. Sonracığıma şey, Conjuring serisindeki Nun abla var. Hangi kadın katil? Hangisi çok mu kötü? Ablacığım selam. Ya ama ya hayır. Görünmez olmuş. Ha, rahibe gibi bir katil var. İşte Nun. Conjuring'deki Nun. Hayır, oyuna girdiğin gibi yani lobiye girdiğin gibi o katil çıkıyor ilk. Sonradan değiştiriyorlar. Ama şu an o bir katil var işte o şey değiştiren. Bizim şeyimize bürünebilen. Onu oynuyor tabii millet. Çok daha kolay kill alabiliyorlar öyle. Hiçbirinizin gelmeye niyeti yok gibi. Görünmez yanımda kempliyormuş çünkü. Ablam sağ ol ya. Para. Ne oldum ben? Bok muyum ben şu an cidden? Buradan bok oldum.
Hayatıma bok olarak devam etmek istiyorum. Painter lockpick'im var. Arıyorsun ya? Bir şey de dönüşemedim. Bence kurtulurum. Ya. Bu bekliyor. Biraz Temple birine denk geldim ben. Bir kere daha asılsam öleceğim zaten. Çok sanmıyorum şansımın olduğunu ya. Bu karakter etrafa bıçak bırakabiliyor bu arada. Öyle bir özelliği var. Mesela buradaki jeneratörün yanına bıçak bırakıyor gidiyor. 5 dakika çok kısa süre ama. Sandıktan medkit çıkarsam. Nereye takılıyorum? Falan. Ha, para. Görünmez ve hızlı olmamı sağlar. Allah razı olsun. Hiç ihtiyacım olmayan şey. Şuradaki şeye devam etmek istiyorum da. Ha, burada da varmış. Bu yapıldı zaten. Ablam selam. Sandığı bir açayım. Yine mi kağıdım kitap? Allah'ım. Üst katta yapmak istiyorum ben. Aha. Bayıldım. Hoş geldin Büşra. Adaya veda ettim. Yapamadık hiç jeneratör. İyiyim, sen nasılsın? Bir katil deneyelim mi? Bak katil deneyeceğim. Şimdi kesin şey gelecek. Mısır tarlalım hep ve kimseyi göremeyeceğim.
bakayım. Aktif oyuncu sayısına bakmam lazım ama. Red Bay'in şu an 60 bin aktif oyuncusu varmış. Fortnite ama 15 dakika lobby için bekliyoruz. Oyunun 2000 aktif oyuncusu var. Maksimum 1,5 dakikada bulacak. Ama katil aratıyormuş, bu belli de olmaz. Evet ya, erkek karakterleri ben de çok beğenmedim. Ay, ayarlara girmeyecektim ki. Bu çok şey, zengin çocuk. Villasında hafta sonları parti düzenliyor. Bu Lucio direkt. Ben daha çok fazla bug yaşamadım. O yüzden bilmiyorum. Zaten 4 maç falan attım yayın dışı. Bir de şimdi yayında 1 saattir oynadım. Benim ev. Neyse, katilim, sorun değil. Biliyorum bu map'i. Şimdi hangisi olsam? Ablam, senin özelliklerin ne? Tavşan ne oluyor? Gazoz bombası. Bu abla olacağım be, deneyelim. Q ile hareketlerini görebiliyorum. Falan filan. Ha, gölge oldum. Böyle bırakabiliyor muyum? Ulan. Ortaya koyduk onu ama. Yerlerden ses alıyorum da. Buraya gelinmiş. Yok, gelinmemiş. Neredesin kız? Ya küçük objeleri bulmak çok zor ama. Nereye gitti ki? Nasıl ama? Hayda. Sandalyeyi göremedim. Görüşürüz Beyza. Onu da onlar düşünsün ya. Yani bilemiyorum. Onlar hep üst katta gibiler.
ışınlandım? Ben niye üst kata gittim? Hayda, öldürecektim ne güzel. Kullanması. Mükemmel. FPS drop. Aha. Buraya gel kitap. Bir halta yaramıyor bence ya. Bu mısırlar ne arıyor ya? Biri hala mutfakta bu arada bence. Ya ama oraya saklanıp durmayın ya. Başlayacağım böyle işe ama. Gerizekalısın. Slug yapacağım lan. Ah be. Sürekli kötüye kullanmaları çok rahatsız edici. Evet, aldıkları objelere göre değişiyor canları. Sandığın arkasına saklanıyor vuramayayım diye. Oradan üst kata teleportlanıyorum.
biraz tanımladım ama çok denk geldi yani. Acaba şey oluyor mu bunda da? Eğer birini taşırken gelip bana vurursa düşürmemi sağlıyor mu falan? Hiç bilmiyorum. Karda şey yapılmış. Okay. Nasıl ya? Küçük nesnelerken vurmak çok zor. Neye dönüştün de nasıl gittin? Üç jeneratör yapmaları lazım. 2 dakikaları kaldı. Yani. Bilemiyorum. Yapabileceklerini pek sanmıyorum açıkçası. Bağlandı kesin. Son bir. Ama Survivor oynaması daha zevkli bence ya. Çünkü gözün olayını anlayamadım. Pek etkili olmadı gibi. Üst kattalar sanki. Buraya geldin, şişeydin. Zamanınız kalmadı ki. 20 saniyeniz var. Bakalım süre bitince ne oluyormuş, onu görmüş olacağız.
kafama vurdu kitapla. Sadece iki kişiyi öldürebildik. Keyifli oynama bence. O bugların, bazı bugların kesinlikle düzeltilmesi lazım. Oyunda bug mı var dedikten sonra yaşadım direkt de. Ama ya bana özgü son zamanlarda. Bir de bunda da çok fazla FPS drop oldu katil oynarken. Oynanmaz yani yayında. Yayın dışı oynarım da. Katil farklı map görsek bir. Hep aynı map'te oynadık ve içim darlandı. Farklı map, farklı katil görmek lazım. Yani Dead by'da da üst üste aynı katil gelince kapatıp çıkıyorsun. Tuşlarımı tekrar kontrol etmem lazım. Hoş geldin Blake. İyiyim, sen nasılsın? Onu özelleştirebilmek lazım. Ne gibi? Bence kutu olayını falan getireceklermiş. İşte onu getirirlerse, işte daha fazla skin mikin bir şey gelirse çok daha gideri var diyorum ben. Ya bu tarz şeylerde kutu mesela beni çok cezbediyor. Elim ayağım titriyor kutu olunca. Özellikle beleşe açılıyorsa aman yarabbi. Oynarım yani. Sırf kutu açmak için oynarım. Survivor aratıyorum değil mi? Evet, tamam. Evet. O her oyunda ya. Ne yiyeceksin kız Leoran? Beleşçilik de yok. Ya o kadar beleşçi bir insan değilim. Kim beleşe hayırdır ki? Ama yani... ekonomimiz sebebiyle... kutu açma gibi şeyler hayatımdan çıktı. CS'de mesela. Kutu açmak istesem şimdi böbreğimi satmam gerekiyor. Apex'te kutu almak istesem yine böbreğimi satmam gerekiyor. Allah'ım yine kamp geldi. 2-3 tane daha map'i var bu arada oyunun. Onları hiç göremediniz daha. Rocket League'de eskiden anahtar muhabbeti varken o da pahalıydı. Aha lan. Yes be. Bu abla çığlık falan atıyor ve hızlı koşuyor. Ya heyrim çıkarsa. İşte hep onu bekliyorum da iki beyaz bir mavi, iki beyaz bir mavi. Geçen şey çıktı, Legendary çıktı. O da şey, Rampart'a skin falan. Rampart'ın her şeyi var bende. Doldu. Dolarla, yani maaşımı evet dolarla alıyorum. Dolarla çok işim var o yüzden. Ay bu arada şey çok sinir bozucu. 500 cap'ini kaldırmaları lazım bu arada Apex'te. 500'ü geçtikten sonra şey alamıyorsun ya artık. Kutu alamıyorsun ya, çok sinir bozucu. Kız ben dolarla alıyorum da TL'ye çevirince 300 lira yani. Kanal gelirim. Allah seni kahretsin. Ya ötekini yakalasana ablacığım. Sesi o yaptı. Aferin sana. Geçen şey, veterinerde çok güzel bir kedi yatağı beğendim. 200 TL dediler. Böyle bir elim titredi. 200 TL çok falan diye. Sonra işte kedi yataklarına baktım. Yani minder satıyorlar dümdüz. Sandalye minderi 150 TL. Kedi yatağı diye dümdüz minder satıyorlar internette 150 TL. Şimdi aklıma o düşüyor. Dolara çeviriyorum. 15 dolara mı ne denk geliyordu? Galiba o zaman hesapladığımda. Çok alasım var.
Güzel rengini bulursam alacağım galiba Behlül'e. Behlül çünkü kendi yatağını yedi de. Gibi. Evdeki minderleri kedi yatağı diye satabilirsin. Şey yapacaksın. Hadi desenli bir kumaş al. Onu böyle üstüne dik. Tamam. 3 aydır aynı muhabbeti. Çok pahalıya satılıyor. İşin için hayvan girince acayip. Kedi yatağı sikem midir? Ya çoğunlukla sikem de Behlül'üme lazım. Kendimi heal'lamak istiyorum artık. Yetti bu hayat. Bir kere daha koyarlarsa ölüyorum. Zamanında gölgeye falan böyle 50 liraya, 40 liraya falan şey almıştık. İçi ne denir ona böyle? Serin tutan bir kumaş vardır ya, zengin yatak örtüsü olarak da geçer. O da aklıma gelmiyor. Saten, ha, içi saten yastıklı, kapalı böyle mis gibi. Hani kaliteli bir yatak almıştık. 10 yıldır kullanıyor hayvan. 40 liraya falan almıştık onu. İşte o hala eski fiyatlarla karşılaştırma huyumdan vazgeçemiyorum. Böyle yaptıkça kafayı yemeye devam edeceğim de. Dümdüz minderi 200 liraya satıyorlar işte. Abla geliyor sandım da bir heyecanlandım. Alakası yokmuş. Ay, kurtardılar. Ben şunu bitirmeye bakayım çünkü bize dakika lazım. İnsana geliyorlardır ya. Kimse gelmiyor galiba sana. Evet, gelmiyor. Neyse, bunu bitireceğim. Üzgünüm. Mantıklı bir karar değilmiş belli ki. Yok ya Kren, daha 3-4 değil de 2-3 tane daha map var. Ama denk gelemedik bir türlü. Öldüm bu arada ben. Güzel oynuyormuş lan. Ama hiç bağırmayı kullanmadı. Sersemletme özelliği mi ne vardı? Dur, hatta özelleştirme dersem. 4 mapmiş. Çiftlik var. Mısır tarlasında kayboluyorsun. Manastır var. Kamp ve evi gördünüz zaten. Ne manastırı ne de çiftliği göremediniz ama. Bu içinde bir map daha ekleyeceklermiş. Hatta mapler demişler. Yeni mapler, yeni katil mi demişlerdi. Ne öyle bir şey. Patatesli bir de 30 TL olmuş. Evet. Geçen ben de bir ay önce falan bir kaşarlı pide aldım. Elim titredi. Bir daha kaşarlı pide yemeyeceğim. Vücut kremim bitti ve pantolon almaya, yani fiyat sormaya korkuyorum. Kaç oldu acaba? Ek varsa ek sorununu çözmeleri lazım. O kenara
Sıkışmalı bug'ı çözmeleri lazım. Şeyi merak ediyorum ben. Yarın gelecek işte upgrade'de, ay upgrade diyorum. Update'de şey yapacaklarmış. Tunnel'ı engelleyecek bir çözüm falan demişler de nasıl yapabilirler? Çok merak ediyorum. Çözüm ne? Ha bu arada Apex oynarken bugün o kadar saçma şeyler yaşadım ki. Bir tane raid geldi takıma. Ranked oynuyorum. Özellikle ranked oynarken ranked oynadığımı söylüyorum çünkü hani adam vurmamız ve yaşamamız, hayatta kalmamız hepimiz için önemli. Sırf ben puan kaybetmeyeceğim. Diğerleri de puan kaybedecek. Bizim eve pushladılar. Biz adamla, iki adamız, yani iki kişiyiz. Birini düşürdüm. Bizim diğeri kaçtı. Diğer ikincisi beni düşürdü. Ondan sonra bizim diğer adam geldi. Tekrardan. Biri hala yerde, ikinciyi düşürdü. Üçüncü geldi, bizim diğer ikinci adamı düşürdü. İki kişi yerdeyiz, birebir kaldı. Bizimkisi uzağa gitmiş, loot yapıyor. R301 bulmuş, onu işaretliyor falan. Dedik, niye gelmiyorsun? Sonra geldi, bizim kutularımızı aldı. Uzaklara, bir yerlere gitti, bizi kaldırdı. Sonra yine orada bir fight oldu. Bizim evi bastılar. Bizimki raid'di. Şeyle, Q'suyla kaçtı gitti. Ve adamların canları iki falan. Böyle herkese vurduk bizim o diğer adamla. Maç sonunda baktım 23 vurmuş sadece. 23 damage atmış bizim raid. Aa ben niye katilim? İstemiyorum katil olmak. Özür dilerim. Maçınızı bozacağım ama. Ben katil olmak istemiyorum. Hafta sonundan beri çok saçma insanlar denk geliyor bana. Pazar günü bir toparlamıştı da yani. Yeni sezon, ya Split'ten önce bir tekrar plata çıkayım diye uğraşıyorum. O kadar zorlaştırıyorlar ki. Sadece kill puanı alabiliyorum yani. Kill puanı da anca şeye yetiyor. Gold için verdiğim şeyi geri almıyor. Aa evet. Karakterim çarpıldı. Aa. Kıza bir şeyler oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Benden bahsediyormuş aslında. Şuramda şöyle bir kızarıklık var benim ama bilmiyorum. Dün çok uyumuşum ya. Erken yattım ben. Yayından böyle 1-2 saat sonra falan yattım sanırım. Biraz Lucifer izledim. Çünkü ben hala bitirmedim. Son iki bölümüm kaldı. Finali beğendin mi sen bu arada Tolga? Son iki bölümüm kaldı. Biraz şeyim. Elim gitmiyor. Aa evet eline de bir şey olmuş ha. Aa bu mu acaba sorun? Texture'lardaki bozulmayı düzelteceğiz demişler. Belki budur. Beğenmedin mi? Benim de çevremde pek beğenilmedi. Aha çiftlik. Farklı mı? Bir de manastır kaldı. Buradaki katile yazık diyorum ben. Yine nan, okey. Bir tane tavşan adam var. Onu oynayana hiç denk gelmedim. Bana bir şeyler olmuş. Karakterime bir şeyler olmuş. Hoş geldin PSI. Acaba herkese mi böyle gözüküyor yoksa bende mi sorun? Redilesene kardeşim. Evet evet tavşan hillbilly'ye benziyor. Hillbilly ile şey clown'un karışımı gibi. Çünkü şaka gazı gibi bir şey atıyor yine. Ama denemediğim için kendisini tam
Nasıl bilemeyeceğim. Ben görev insanıyım. Direkt jeneratöre otururum. Allah. Neye dönüşebilirim? Kutu olabilirim. Bu olabilirim. Bu mu olabilirim? Duruma göre. Hepimiz para insanıyız canım. Ablacığım, iyi günler. Lan nasıl vuruyorsun bu muma, küçücük bir şeyim. Vay arkadaş, ne yetenekliler. Ben 2 saat vuramadım önümdeki kocaman kitaba. Evet, mumum düştü. Evet, mesela kabağa dönüşüyorsun. Bal kabağına. Vurduğunda kabak ortadan ikiye ayrılıyor falan. Burada bir yerde... Ablacım sayı. Ya benim son sezonda çok beğenmediğim şeyler oldu bu arada. Büyük ihtimal aynı şeyleri sevmemiş olabiliriz. Bence fark etmez benim burada. Gittim diye düşünüyordur. Bir de çok tahmin edilebilir gibi gitti. Bakalım. Bazı muhabbetler beni çok baydı. Ama özlemişim Lucifer'ı. Selam ablacığım. Hiç jeneratör yapamadık. 5 dakikamız var. Şişem kırıldı. Ya küçücük şişeyi nasıl vuruyorsun? Çok zor küçük objelere vurmak. Dead by'daki gibi auto aim'i yok katillerde. Karakterim biraz çarpıldı. Dönüşülebiliyor mu acaba? Kimse bana gelmiyor. Ne yazık ki. Birini daha kucakladılar. Selam canım. Allah. Abi burada olduğumu sen bile tahmin edemezsin bence ya. lanetledi. Bu ablanın öyle bir özelliği var. Şeyi lanetleyebiliyor jeneratörleri. Buna dokunursak haberi olacak. Hayda. Hileci. Kabul etmiyorum. Doktor Who'yu bayağıdır izlemiyorum ya. En son Kadın Doktor geldiğinde falan birkaç bölüm izledim. Ama eski havasını asla yakalayamadı ve bıraktım. Bir de companionlar çok rahatsız edici olmaya başladı artık Doktor Who'da. Yaşamak istiyorum artık, ne olur. Vere vere bunu verdim.
Ya ablacığım sen niye beni bu kadar çok sevdin? Tamam öldür de yeni oyuna gireyim bari. Neyse çiftliği de gördünüz böyle. Ağzıma vurdular. Ama son iki sezon ve konusu çok güzel. Kadın doktorluğu kaç sezon oldu ki? Kapardı geldikten sonra. Kapardı fena değildi bu arada bence. O Kapardi'nin şeyini sevmiyordum çok fazla. Companion'lı. Güzel burunlu abla. 3 sezon mu oldu? Son 2 sezondaki doktor kim? Hala kadın doktor mu var? Değişmedi değil mi? Ya kadın doktoru beğendim bu arada. Ama işlenişi vesaire hiç hoşuma gitmedi. Clara'ydı. Yeni maç. Sezon kadın doktor gidiyor. Bakalım yeni doktoru bir göreyim. Olmadı. Bu arada bak Cüneyt'e özellikle bayıltacak bir şey söyleyeyim. Ablam git geçen... Her oynadığımda daha kötü oluyor kadın. Kız ne hale geldi? Neydi o adamın adı ya? Good Omens'te oynayan. Cüneyt senin çok sevdiğin bir oyuncu. Adamın adını hatırlayamıyorum. Google'dan arasam daha hızlı bulurdum bu arada. Hatta öyle yapayım, dur en iyisi. Ha evet evet David Tennant. Tennant'lı sezonları izlemedim. Çünkü hiç hoşuma gitmedi. 1-2 bölüm izledim ve bıraktım. Birçok kişinin de favorisi. Evet herkes onu söylüyor. En güzeli aslında öyle falan diye de. Matt Smith'i ben çok seviyorum mesela. Benim favori doktorum kendisi. Amy'yi çok seviyordum. Sanırım onun da etkisi var. Aslında David Tennant'ın yanındaki şey de hiç fena değildi. Kadın adı Rose'du galiba. O kadını da severim de... Bilemiyorum. Bu arada harbiden bak 2000 oyunculu oyun 1,5 dakikada maç bulurken Dead by'ın 50.000 oyuncuyla 15 dakika maç bulamamasını kabullenemiyorum ya. Lara çok bilmiş. Ha evet Tolga sen Clara'yı seviyordun doğru. Beni niye zorla katil yapıyorsunuz ya? Ben Survivor arattım. Özellikle bak kurtulan diyor. Amy. Benim favorim Amy. Amy çok minnoştu. Bir sonraki maçta göbüşümüz de siyah olacak büyük ihtimal. Diğer karakterlerde bir şey yok değil mi? Bir tek bunda var. Bunlar niye normal? Kapalı Doktor'la ile alakalı bir bölüm atıf olarak dövme yaptık. O derece. Çok seviyor. Aa ayarlara girip çıkınca düzeldi. Dur bakayım. Yok. Bu abla mı? Bu ablanın kıyafetleri güzel değil ya.
fazla minnoş kıyafetler. Yine beni katil olarak atarsa sinirleneceğim bu arada. Okey, yine çiftlikte oynuyoruz. De grafiklerin getirdiği bir minnoşluk var ama ben katil aratmıyorum ki. Oyun. Manyak mısınız? Aa! Survivor bu işte kardeşim. Evet, kurtulan. Kurtulan aratıyorum. Şişko abi, ablalar. Dead by Dawn'un bokunu çıkardı bu arada. Güzel karakter getiriyorlar mesela. Bu çok güzel oldu falan. Güzellik standartlarını böyle şey yapmayalım falan deyip karakterin ağzına sıçıyorlar resmen. Ya bir tane güzel karakter yok şu an oyunda. Bir benim en son aldığım cadı abla var. Onu da bir haftaya falan, bir aya şey yaparlar. Yüzünü çirkinleştirirler. İnsanlar rahatsız oluyor, olmaz diye. Zaten duyarlı ayakta kalıyorlar onlar da. Zorla katli oynatacak ya. Demiyorum. Çok FPS düşüyor katilde, rahat oynanmıyor. Bir kırıkta bulursun diyorum ben. Hangisini seçmişim ki ben? Ha. Yine katil atacak gibi hissediyorum. Hadi. Kamp. Manastır'a niye hiç denk gelemedik? İlk oynadığımda ilk Manastır'da oynadım ben bu arada. Hiç anlayamadım o map'i de. Çok karışık geldi. Katil değilim. Şükür. Karakterim yine Allah belasını vermiş gibi duruyor. Ay. Kesin çok iyi oynuyor. Dediler misiniz? Çocuklar. Karakterimin bacakları alma kaslı ha. Baksanıza. Bunlar hep kas. Benim tipim niye böyle? Karakterim bir garip. Ben yine buradaki jeneratöre oturacağım. Oyun tarzım hep aynı. Bir de hala oyunda katilin nasıl geldiğini, yaklaştığını anlayamıyorum. Onun için bir şeyler yapmak lazım. Dead by'de de ilk oynadığım zamanlar ilk 20 saat falan o kalp atışını germek için yapıyorlar sanmıştım zaten. Sonradan öğrendim katilin yaklaştığını kalp atışından anlıyormuşuz.
Bütçem yamuk gidiyor ya. Selam canım. Yapazam işe. Allah'ım. Bizim diğerini keşke birileri almaya gitseydi. Bu ne? Katili yavaşlatmak için fırlat. Kurtardılar. Arkama döneceğim de atacağım da zor ya tutkal kavanozu. Bilemiyorum. Dönüşebilirim katil gelirse. Yakınımda da var. Arkamda da var. Evet, bizden birine dönüşebiliyor ya. O çok beni de geriyor. Allah, dönüştüğüm şeye bak. Ya dayıcım sal ya. Allah. Gördü beni. Bence gayet iyi kamuflayayım. Hoş geldin Mert. Güzel kaçtık ha. Ben kendime bir cam basayım. Ay takılma be. RP yapıyor bak orada şerefsiz. Neyse bizimkiler kurtarmaya gelmiş. Hayır, onun için de basma. Güzel jeneratör yapmaya başladık da sonradan çok yavaşladık. Güzel. Lan nasıl tek attın? 98 canım mı? Ne vardı benim?
Şerefsiz. Geldi, manyak geldi. Hayır. Kitap, çabuk ol. Medkit var. Şükür. Orada. Buradaki jeneratörü ben yaralamıştım gibi bir şey ama. Öf. Çok büyük saman ya. Kaçmak çok zor olur onunla. Bak yine kendim 99 yapıyorum. Tek atarsa söverim. Ya sen yaratıksın. Değil mi? Evet, yaratıksın sen. Değilmiş. Niye beni korkuttun? Ben de şunu yapmaya çalışayım bari. 3 kişiyiz, bir jeneratörümüz kaldı. Bilemiyorum. Artıyor olması lazım çünkü nesnelerin büyüklüklerine göre canımız. Yaparım be. Katil birilerinin peşindeyse, oyalıyorlarsa birinin peşinde. Ben de geldim, güzel. Güzel, 90. Ölürüm dönmem buradan. Allah. Bir kapı orada, bir kapı orada. 4 dakikamız var. Şu an böcüğüm. Al kız. Katil bu. Hangi kapıyı açtılar ya? Hayık. Olalım da. Panikten takıldım bir de. Katil eylem. Kendime niye puan veremiyorum?
Bunda niye böyle şey var? En çok şeyi yapmış diye mi? Ablamıza bir şey oldu mu? Düzeldi mi? Ha, düzelmiş be. Oyun ayarları geç işliyor galiba. Texture'lar daha güzel duruyordu. Şimdi low'u alınmış gibi duruyor. Çünkü low'da zaten. Evet, MVP olayı da. Ha, şeyi diyorsun sen, o çarkımsı şeyi. Aa evet, naramıza. Niye fazladan diye var burada? Aa. Bence şey olacak sandım, onun içinde bir açıklama. Allah. Her şey karıştı. Düz yanlış bence ya. Niye benim bu kadar çok mailim var bu arada? Bakmam lazım. Obje oyunda tek sevmediğim şey sanırım objelere dönüşme muhabbeti de. Bilemiyorum. Çünkü Witcher'da ya sıkıyor bir yerden sonra. Witcher'da da mesela çok ilginç gelmişti başlangıçta. Aa, objelere dönüşüp saklanabilirim falan diye de. Millet öğreniyor. Bu burada olmaz. Şöyleydi bilmem ne. Ben mal gibi kalıyorsun. Seveceğimi düşündüğünüz bir stand-up komedisi eklemişsiniz. Netflix. Bay bay. Ay yine aynı map. What was that? Hello. Yeah. Hiya. Hey, you a girl? Oh, female? Yes. Princess oh, kesin dude, I'm so fucking erect right now. Kesin numara yapıyor. I'm only gonna come after Princess. No, everyone else is safe, okay? She's my prime objective. Ben Lucio olacağım bu sefer. I'm coming for you, Princess. Lucian'ın neyi var böyle? Benim nesnem ne işe yarıyor? Hızlı mı koşturuyor beni? Benim karakterimin medkiti vardı hep ne güzel. Bari. Dur şu parayı alayım. Merhaba para. İyi günler. Ben prenses değilim ama. Bak koşuyum. Güzelmiş bu ha. Paldır uldur koştum valla. Sesi chat ayarlardan kapatabiliyoruz. Kapatırım ben büyük ihtimal. Yoksa yani oynanmaz. Ciddiyeti kalmaz oyunun. Neydi? Hayır. Çok büyük map olursa da hem ya katil hiç yetişemez, mümkün olmaz. Ben bunu bitireceğim gibi ha. Don't let the bad man take you. Ablam niye bağırıyorsun ya? Hay Allah.
Bizimkini kimse almaya gitmiyor. 20 saniyesi kaldı. Aldılar, okey. Buralarda bir yerde, ha şurada vardı sandık. Evin ucunda. İnşallah katil değilsindir. Dönüşemiyorum objeye. Kendimi içeri kapadım. Hiç sevmiyorum bu katili. Televizyon olmuş birileri. Bana gelmeyi düşünüyor musunuz acaba? Hangi tuştu? Somebody help me. Lan gelsenize. Help me. Aa, şerefsizlere bak. Olabilir ya. Biliyor musun Tolgan, olabilir. Dead By'da da o yüzden mesela kadın karakterler daha çok tercih ediliyor. Ablam merhaba. Ben böcek olacağım burada biraz. Katil bence. 8 canım var. Hafif heal'lanıyorum. İnşallah gitmiştir. Artık 33 canım var. Bir ite ölürüm. Ölmezmişim. Obje ol. Ol. Panik. Salak duruyor. Bunu tamamlamışlar. O ne? Saçma. Kocaman totem şeklinde dolaşıyor etrafta. Neyse, ben jeneratöre dönebilirim. Allah. Geliyor. Gittim kız. Yürüyemiyorum ki. I'm being chased. Easy. Easy. Ay, bunu yaptık zaten. Çöp poşeti katil mi? Çok fazla obje var etrafta. Ve katil yine burada. Her zamanki yerime geri dönüyorum.
Ya bu katilin bu özelliğini biraz daha şey yapabilirler. Bir maçta 5 kere falan kullanabilse bunu ya da daha az kullanabilse. Ya istediği zaman çünkü bir şeye dönüşebilmesi çok zorlaştırıyor bizim için. Ve bundan başka katil de oynamaz ki millet. Cooldown'ı illaki vardır da 10 saniye gibi bir şey herhalde. Ya sal beni. Aa, olmadı. Yemedi, yemedi. Dur bakayım. Belki medkit falan bir şey çıkar. Tamam, bu da olur. Donar. Ya üf, taktın ha buraya. Üçüncü as benim sandalyeye gidişim mi? Evet. Yerleri jeneratör yapmıyormuş ki. Meh. 150'ye gelmişti. Kaçamayacaklar bence bunlar. Sanmıyorum. Böyle oyundan çıktığımda da bana puanımı veriyor mu acaba? Olabilir. Hadi son maç diyelim. Ay gözüm doluyor. Canım şey istiyor. Böyle üstü çikolata, damla çikolatalı pastane kurabiyesi. Çok spesifik bir şey istiyorum ama yani anlık. Hadi bakalım. Ne aldın acaba? Hemen bakayım, banlayayım seni. Mehmet ansızın kilo vermem lazım şeyi. Damla çikolatalı şeyi duyunca mı? Çilekli mi? Çilekli şeyleri çok fazla sevmiyorum ya. Bir tek işte şeydi. Bimemine bir tane dondur, yani dondurmalı değil de dondurulmuş dolapta duran bayağı buzlu gibi bir çilekli pasta geliyor, o bayağı güzel. Onun dışında çilekli şeyleri pek sevmiyorum. Dilimi ısırdım bu arada konuşurken. Yazıklar olsun sana. Karşılaştırma iptal mi edildi? Aa, katilimiz gitmiş. Hayda. Çilez bir kere şey olarak yemiştim, o çok güzeldi, çok tatlıydı. Çikolataya batırılmış çilekler oluyor ya pakette satılan. Şimdi almak istesem büyük ihtimal 800 TL de. Onlar güzel gelmişti. Çilekli pudinge de çok fena değilim ama çok tercihim olmaz.
Ben bir ara muzlu puding seviyordum ya. Bu kağıt niye yamuk ya? Aa, kağıdım yamuk. Görebiliyor musunuz mu yamukluğunu? Yukarıya doğru böyle. Bak katlıyorsun. Eşit de katlanmıyor ki. Kenarlar fışkırıyor. Çok rahatsız oldum şu an. Ah, midem bulanıyor bakınca. Çok yamuk. Duş jelim bile mi çilekli? Oha. Çok abartı. Kokusuz duş jeli yapsınlar. Ben tıkanıyorum parfümlü böyle kokulardan. Bak hep fix 1.30'da bağlanıyorum. Değil mi? Arada yüzüne vururuz. Bu konuşmada sen çilekli duş jelinle konuş diye böyle gereksiz. Manastır göremeyeceksiniz belli ki. Bugün. Kadar kısmet. Ben böyle bir 2-3 hafta sonra falan gelen update'lere bağlı olarak tekrar şans verelim diyorum bu oyuna. Bir de bir tek Nan, ikinci abla. Ha, bu ablayı gördük. Bir de o bizim şeklimize giren abiyi gördük. Bu abla şey bırakıyor, bıçak bırakıyor etrafa. Havada böyle asılı duruyor. Bu çok çirkin ya. Diğerlerini oynamıyorlar. Nasıl kalsın? Beni şeyler çok rahatsız ediyor. Hindistan cevizi kokulu. Özellikle kremlerde. İşte dedim ya, Pantol kremim bitti. Geçen Hindistan cevizi krem sürdüm. Ay, bayılacağım sanki. O içim bayıldı kokusundan. Çok yordu beni. Lan bu ne hız? Kovanın içine girdim. Vallahi kimsenin aklına gelmez bence kovanın içine bakmak. Direkt yanıma spawn oldu. İyi günler. Neyse, her karakterin yanında farklı bir şey getirdiğini öğrenmiş olduk bu arada. Burada para mara yok mu? Selam canım. Allah seni kahretmesin. Geliyor bence buraya. Allah. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Görürsem kıyık olacağım falan. Bu map'te kayık yok ama. Ben kendimi bir healleyim ya. Yedi canım şu an. 40. 112. Aynen. Bak ona göre değişiyor canlar. Hayır. Hayır. Ulan Yusufcan. Sana göstereceğim diye düştüm. Yoksa benim oynayamamamla hiç alakası yok. Hep senin yüzünden.
Artan Freeze mı? Çarlı. İmdat ayol. Sağ ol canım. Gel jeneratör yapalım. Aa buglandı ha. Hiç jeneratör yapamadık bu arada. Hiç sıfır. Poligonlarımıza ayrıldık yine. Bir tanesini yapacağız gibi. Burada var mıydı ya? Burada sandık var. Hı. Ya. Kaç olabilirim? Help! Dur geliyoruz kız. Selam. Hop para. Bir tane sandık açayım da. Aa, kask da pek bir işe yaramıyor ki. Tam bir tane hit almamı engelleyecek ama. Hayır şişe. Bu ne? Sandalyeden kendimi kurtarabilirim. Okey okey. Bana jeneratör lazım. Mısır'a dönüşebiliriz laps diye. Geldi. Duydum sesini bu sefer. Hayda, bıçak koydu buraya.
bilmiyorum. Kendimi kurtarabilirim. Okey. Pek kalmadı. Ay! Taktı buraya. Öldüm. Kafalar çok karışık şu an. Son bir oyun daha belki manastır gelir ya. Hızlı bitiyor zaten. Kaçamadığımız için 5 dakikada ölüyorum şu an. Aa, bu arada benim Xbox Game Pass'im var Şubat ayına kadar. Ne oynasam diye bakacaktım. Hatta bir liste oluşturmuştum da. Hala şey yapmadım. Yok Heaven Heaven. 30 saatlik oyuna diyorsun değil mi çerezlik diye? Windows 7 mi? Neden Windows 7 ya? Şükür yarabbi, kalkmış mı? Hayır hayır, kalkmıştır. İstemiyorum oynamak. Unpacking'i cuma günü oynamayı düşünüyorum. Yani bu cuma değil de cumalarda var. Çünkü çok çerezlik bir kısmı kaldı. Windows 7 kötü değil mi bu arada ya? Eskiden Windows 7'yi çok seviyordum da Windows 10'a o kadar çok alıştım ki. Alışamadın mı Windows 11'e? Çok benziyor be tasarımsal olarak. Ona. Yine çiftlik ya. Aa, burada Mert var. Görürsün oğlum sen. Türk'üm bana vurma desem büyük ihtimal benim peşime düşer. Bizim şeklimize giren katili aldı bir de. Adnan mı? Görmedim. Aa evet, Adnan da var. Çok bot gibi değiller mi? Mert, Adnan falan. Dümdüz isim. Minik bir koliyim şu an burada. Ama yani bilmiyorum. Ya ben onu çok garipsiyorum. Ama Steam Link'i falan. Düz ama bu. Düz Adnan, düz Mert. Tuhaf geldi gözüme. Üç kişi çok daha hızlı yapmamız gerekmez mi ya? Adnan'a ne oldu? Niye 4 saniyesi var? Anlamadım. Adnan bir bayılacak gibi oldu, sonra kendine geldi. Para mara yok mu ya? Selam Adnan.
Adnan ne oluyor? Aa, katil bug'a girmiş. Aa, kafasına bir şey atıyorlar. Aa, çok üzücü. Yazık. Sen ne demek istiyorsun Tolga'nın? Ya da Cüneyt'e, Cüneyt'in soyadını Behrengi olarak şey yapıyorduk ya bir ara. Ay Allah'ım. Katil Bey, çok üzüldüm ben size. Adnan garip şeyler deniyor. Neyse, hızlı bitirip kaçalım bari. Başka yapacak bir şey yok. Değil mi? Saklıyormuş aslında bizden. Anlayarak alabiliyormuşuz. Aa, ikisi birden sıkıştı galiba. DC attı. Yazık ya. Yapacak bir şey yok da ama. Bunu saymam ben. Değil mi? Nazarım değdi ha. Yerde kaldı, çıkamadı. Bizim Bilal istediğimiz ablayı alayım. Bir onun o yanında ne getiriyor onu görelim. Orada Sherlock yayında devam etmeyeceğim. Ya bitiremeyeceğiz belli ki. Çok baydı ben çünkü. Ben yayın dışı oynarsam oynarım gibi onu. Neydi oyunun adı ya? Beyond Two Souls. Beyond Two Souls'a başlayabiliriz haftaya. Onu da merak ediyordum. O vesileyle oynamış olurum. O geliştiricinin her oyununu yayında oynayıp bitirmiş olacağım böylelikle. Heavy Rain, Detroit, Beyond Two Souls. Sonra da yeni oyunları yaparlarsa. Fazla. Üflük geldi. Marvel's yarın. Başıma bir iş gelmezse. Yarın yapacağız. Saat 8'de. Aşk Topu'nun da rolü var bu arada. Bu arada da yani şey mürver meyvesi online olmadığı için Discord'da göremediniz. O da pembemsi bir renkte. Mehmet'e yakışır. Aynı senin tonuna benziyor. Cuma'da zaten şeyi izleyeceğiz yine. Adını hatırlayamadım. Zaman Çarkı'nı. 9.30 gibi falan başlarız Zaman Çarkı'nı herhalde. 8'de açarım yayını.
House Flipper'da ev yenileyeceğiz. Bir saat orada geçer, sonra işte dizi. İkisini birden alan hiç olmadı. Alırsa... güzel olur. Aa, katil neydi? Bakmadım ben ne olduğuna. Allah'ım, takıldığım yere bak. Nanmış. Bu ne? Kitabı var bunun. Aa, hayda, görünmez oldum yok yere. Bence hiç şüphe çekmiyorum. Gayet normal bir taşım burada. Lanetledi jeneratörü. Gittim kız. Geçti bu sefer. Hı. Hayda, yine çok hızlı. Lanetlediğin için mi böyle? Galiba o yüzden. Hayda, bu sefer de erken bastım çok hızlı geçiyor diye. Ne olur çıkma artık. Çok zor. Hay Allah. Şey yaparız. O zengin diyasisinde bir tane ev yaparız. O zaten bir saat sürse. Sonra üstüne dizi izleriz. Oynamam gerekiyor çünkü de. O kadar failledim. Niye gelmedi hiç? Ha, geliyor mu? Bence gayet minnoş bir taşım. Ya. Zaman çarkı mı? Ya geçen bölümü ben hiç beğenmedim. İki bölümümüz kaldı galiba. İki bölüm, üç bölümümüz kaldı sanırım. Ay. Allah'ım. Çok korktum beni kurtarmadın diye. Bundan önceki bölüm çok güzeldi. Bu bölümde tempo çok düştü. Anlat yani bir şeyler anlatmaları için 3 bölümleri kaldı. Anlattılar, anlatmadılar. Ne izledik ben diyeceğim biraz. Nereden anladı? Bağırdı. Bağırınca damage yedim ben. Yakınlarda olduğumu anladı o yüzden. İyi düşünüyorum.
Buradaki şey yapılmış. Aa, son saniye değiştirdim ha. Yakınlarda bağırma. Yani şey... sola izliyor olsam bırakırdım büyük ihtimalle. Ama birlikte izlediğimiz için ben keyifli buluyorum. Yani 3 kişi falan birlikte izliyoruz bu arada. Kren var. Cüneyt var, Mehmet var. Saga Paşa arada izliyor sanırım. Bir de birkaç kişi daha var da hatırlamıyorum. Birlikte izleyip konuşması keyifli. Onun dışında... Ortalamanın altında bir kalan bir dizi gibi biraz bana geliyor. Hoş geldin burada Funky. Ya bu ay yeni bir harita daha getireceklermiş ki oyun çıkalı daha 8 gün oldu. Bilmiyorum, belki kombinasyon eklerler, her seferinde değişir. Belli oranlarda falan. Bizim çocuğa kimse gitmiyor galiba. Gidiyorlarmış. Neyse, gelmişken sandık açayım. Orada ilk bölümü bence çok kötü. İlk bölümden sonraki bölümler bir tık daha güzel. Yani dizinin en kötü bölümleri bence ilk bölüm ve geçen izlediğimiz bölümdü. İkinci bölümde falan böyle ilgi çekici oluyordu. Belli ediyorum burada yarım ya. Sandığa bir bakayım bir şey ne verecek. Aman. Sürekli kafasına atmalık şey veriyor. Ben buraya geliyor sandım be. Dördüncü bölüm de çok iyi değildi ama güzeldi. Mehmet, sen biraz diziyi abartmayı seviyorsan çok sevdin gibi diziyi. Ama ortalama bir dizi ya ne yazık ki. Ben de isterdim ki güzel olsun ama hatta büyük ümitlerim vardı. Ama Jinx. Ben de fantastik seviyorum canım. Ama fantastik seviyorum diye tüm fantastik şeyleri beğenmiyorum. Allah'ım, takıldım.
evet işte birinci bölümü izleyince çok kafası karışabilir insanın. Yani ne izliyoruz? Dedirtmişti insanı. Ben son puanların ne olduğunu çok merak ediyorum ya. Sizin yardımınıza kalmadık kardeşim. Ay anam ya. Beni salar mısın? Öldüm. Elveda hayat. Son bir jeneratör kalmıştı. Bir süre sonra tekrar şans verilir diyorum ben. Ama çok uzun uzun oynanacak bir oyun.